Merhaba. MasterCam X8 ile basit bir yüzey temizliği yapalım. Bunun için örneğin tab pilinde bir çizim açıyorum. Bir dikdörtgen oluşturuyorum. Uzunluklarımızı verelim. 250. 200'lük bir kütüğümüz olsun. Daha sonra çizimden çıkıyorum. Parçama şöyle bir izometrik bakayım. Buradan MasterCam Operasyon Manager'a geliyorum. Buradan MasterCam X8'e geliyorum. Burada bir kütük tanımlaması yapalım. Stock Setup. Select Corner olsun. Bu köşeden bu köşeye. OK dedim. Solid olsun. Tabi bu arada Z derinliğimiz 30 olsun. 1 milimetrelik taraş kaldırmak için bir pay bırakalım. Ve onay dedim. Kütüğümüz hazır. Şöyle yandan bakacak olursak parçamıza. Şöyle. Bakın 1 milimetre Z'de pay bıraktım. Evet. Şimdi takım yolunu belirleyelim. 2D Toolpad'den Facing'i seçelim. Bunun için kenarlarımı teker teker tıklıyorum. Evet. Okey dedim. Okey. Buradan tool'umu belirliyorum. Sağ klik. Yeni bir takım belirlemek istiyorum. Face menu olsun. Next. Tarama çapı 40 olsun. Uygundur. Finish dedim. Çıktım. Daha sonra buradan örneğin ilerlemeyi 0.15 veriyorum. 0.15. Kesme hızında 120 veriyorum. Burayı fit rate ve spindle speed'i otomatik kendisi hesaplayacaktır. Tutucuma geliyorum. Burada özel bir tutucu tanımlamak istiyorsak seçebiliriz. Kat parametreleri. Buradan zikzak olsun. Şu kısmımız high speed lobes olsun. Tabanda bir pay bırakmak istemiyorum. Dip kata geliyorum. Birer milim kesmek istiyorum. Link parametreleri buraları absolut yapıyorum. Retramız 15 olsun. Fit plane'imiz 10 olsun. 1 milimetreden başla 0 milimetreye kadar in diyorum. Ve onayladığımda şöyle bir takım yolu gerçekleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Tabii bunu simüle edecek olursak hatta şöyle katı simüle edelim. Baktığımız zaman onayladım. Evet. Bu şekilde 1 milimetre pasoyla yüzeyden temizlik yapmış olduk. Kapattım. Dilerseniz gelin bunu G kodlarını çıkartalım. Onayladım. Kaydet dedim. Şu an hesaplama yapıyor. Code Express'te kodlarımız çıkacak. Şu an bakın kodlarımız hazır. Yaptığımız işi makine diline çevirmiş olduk. Daha sonra CNC tezgahımızda gerekli takımları seçip parçamızı sıfırladıktan sonra gerekli kodları tezgaha aktarıyoruz ve işlemimizi gerçekleştiriyoruz.
Dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.